Bugün eşit yaşlanmalı motorlar hakkında bir problem çözeceğiz sizinle. Aynı işi yapan birden fazla motor olabilir. Aynı sistem üzerinde çalışan birden fazla birbirlerinden bağımsız motorlar olabilir. Bu motorları eşit zamanlı yaşlanma sistemi bilir. Nedir? Motorun bir ömrü vardır. Motorun bir bulman ömrü vardır. Motorun bir bakım ömrü vardır. Örneğin motor 3000 saat çalıştığı zaman denir ki bunun bulmanlarının bakıma alınması lazım. Veya işte motorun her 2000 saatlik çalışmasında bu motorun işte periyodik bakımlarının yapılması gerekir şeklinde. Şimdi bir sistemde aynı işi yapan birden fazla bir motor varsa bu motorlar şu şekilde çalışabilir birbirlerinden bağımsız oldukları için. İşte ya devamlı ilk 1-2 sıralarsak 1-2-3-4 diye mesela ilk 1-2 çalışır, 3-4 yatar. 3-4 ancak işte devreye girmesi gerektiği zaruri gereken durumlarda devreye girer. Bunun böyle olması istenebilir de istenmeyebilir de. Yani şu denebilir. İlk 1-2 tane motorumu ben devamlı devreye sokayım. Bu 1-2 motorum, ilk 2 motorum yaşlansın. 3-4 diğer 2 motorum yaşlanmasın. 1-2'ye bakıma alacağım zaman 3-4'ü 1-2 yerine çalıştırabileyim şeklinde bir talep olabilir. Veya şöyle denebilir. Arkadaş yok, hayır. Bunlar 3000 saatlik ömürleri var. Bu 3000 saatlik ömürleri ancak benim periyodik bakım zamanıma denk geliyor. Ben periyodik bakıma başladığım zaman her 4 motoru veya her 3 motoru neyse beraber periyodik bakıma alacağım. O nedenle bütün motorlar eşit zamanlı çalışsın, eşit zamanlı yaşlansın şeklinde bir yaklaşım olabilir. Bunu aslında şeyde görüyorsunuz, yeni nesil kompansasyon cihazlarında görüyorsunuz. Kompansasyon cihazlarının yaptığı şey neydi? Kompansasyon cihazları kosinüs fiyi işte 0.9 veya 1'e getirmek için devreye sırayla kondansatör alıyordu. Eski şeyler, reaktif röleler kompansasyon cihazları nasıl alırdı? İhtiyaç duyduğu zaman birden başlardı devreye almaya. 1, 2, 3, 4, 5, örneğin 8 kademesi 8 kademeye kadar çıkardı. Yeni nesil kompansasyon cihazları öyle değil. Eşit yaşlanmalı götürüyor kondansatörlere. Örneğin şimdi 1'i mi aldı? 2'yi 3'ü mü aldı? Bunları devreden çıkarttıktan sonra bir daha devreye sokması gerektiğinde 4, 5, 6 diye gidiyor. Eşit yaşlanmalı götürüyor kondansatörleri. Yani kondansatörün hep birine, ikisine devamlı asılmıyor, devamlı yaşlandırmıyor. Sonuç itibariyle bu bir kondansatör de olsa, bu bir elektrik motoru da olsa bunların bir ömrü var. Mekanik ömrü var, malzeme yorulma dediğimiz bir olay var. O nedenle şeylerin dönemini örneğimize motorların eşit zamanda çalışması istenebilir. Şimdi bu bir kazanda örnek olarak yapılacak. Fakat ondan önce küçük küçük hani dedim ya daha önce PLC'de problem çözerken parça parça gideceksiniz. Parça parça gidebilmemiz için de önceden küçük bir iki tane örnek yapacağız. Ondan sonra problemin çözümüne başlayacağız. Şimdi sistem bu. Sistemde alt seviye ve üst seviye sensörlerim var. İki adet alt seviye ve üst seviye sensörlerim var. Bu bir kazan içerisindeki sıvıyı ölçüyor. Bu kazanı dolduran iki tane pompa motorum var. Bu kazanın boşaltılması şey değil. Otomasyona bağlı değil. Manuel olarak boşaltılıyor. İhtiyaç oldukça ilgili birimler bu kazanın içerisindeki malzemeyi veya sıvıyı çekiyor. Bunun doldurulmasında bir otomasyon sistemi var ve sizden istenen şu. Kazan dolmaya başladığı zaman eğer 10 dakika içerisinde kazan dolmazsa ikinci pompa motoru da devreye girsin. Kazan dolmaya başlasın. Kazan dolma sırasında eğer 10 dakika geçmiş ve kazan hala dolmamışsa önce şunu söyleyeyim. Kazanın boşaldığını bana kim söylüyor burada? Kazanın boşaldığını aşağı seviye sensörüm söylüyor. Kazanın dolduğunu bana kim söylüyor? Kazanın dolduğunu söyleyense bana üst seviye sensörü. Yanlış yapmışım. Bunları hemen düzeltelim. Şu üst seviye, özür. Ve alt seviye. Kazanın boş olduğunu bana söyleyen o zaman alt seviye sensörüm dolduğunu söylüyorsa üst seviye sensörüm. Alt seviye sensörü kazan boş dedikten sonra pompa motorlarından bir tanesi devreye girecek. Bu pompa motoru devreye girdikten sonra eğer tek başına 10 dakika içerisinde kazanı dolduramazsa ikinci pompa motoru da devreye girecek ve beraber kazanı doldurmaya devam edecekler. Burada asıl işin orijinal kısmı şu. Diyoruz ki kazan dolacak, kazan boş. Boş sinyali verdikten sonra hangi pompa motoru devreye girecek?
Bunu seçerken o pompa motorlarının ne kadar çalışmış olduğuna bakacağız. Tamam mı? En çok çalışan pompa motoru o an için hangisi ise daha az çalışan pompa motoru ilk devreye girecek. Soru ilk etapta size karışık gelebilir. Ama ilk önce şu kazanı doldurmakla işe bir başlayalım. Tamam mı? Bu kazanı doldurmak için ben alt seviye ve üst seviye sensörlerini kullanacağım. Alt seviye ve üst seviye sensörlerini kullanacağım ama açık mı kullanacağım, kapalı mı kullanacağım, seri mi kullanacağım, paralel mi kullanacağım, biraz üstünde, onun üstünde duralım. Benim sisteme start input 0.0 versin, bu benim startım olsun ve kalıcı bir anahtar olsun. Bunun kalıcı olması demek ne demek? Sisteme enerji sağlamak için ekstradan bir merkez kullanmayacağım. Eskiden ne yapıyorduk? Sistemde baştan sona kadar eğer bir eleman yoksa, çalışan bir eleman yoksa sisteme enerjiyi biz bir ekstra yardımcı röleli bir merkezle veriyorduk. Ama kalıcı anahtar kullandığım zaman böyle bir şeye ihtiyacım yok. Kalıcı anahtar zaten sisteme devamlı enerji vermeyi sürdürecektir. Şimdi benim burada alt ve üst seviye sensörlerini kullanmam lazım. Normal tek pompa motoru olduğunu düşün. Tamam mı? Şimdi alt ve üst seviye sensörlerini nasıl kullanacağım? Seri mi kullanacağım? Paralel mi kullanacağım? Bunları kapalı mı kullanacağım, açık mı kullanacağım? Hiçbir şey bilmeyelim ve deneyelim. Bakın, hiçbir şey bilmeyin ve deneme yapalım sizinle. Şimdi seri kullandım ve açık kullandım. Tamam mı? Seri kullandım ve açık kullandım. Seri açık demek ne demek? Üzerinde sıvı yokken, yani üzerinde uyarı yokken bu sensör açıktır. Öyle değil mi? Açık anahtar kullanmak, açık kontak kullanmak ne demek? Sıvı yokken açık bunlar. Şimdi soru şu. Kazanın ben ne zaman dolmasını istiyorum? Sıvı varken dolmasını istiyorum. Sıvı yokken dolmasını istiyorum. Tamam mı? Kazan ne zaman dolacak? Sıvı yokken. Sıvı yokken bu açık mı? Açık. Bu açık mı? Açık. Sıvı yokken bunlar açıksa, eğer buraya bir tane pompa motorunu koyarsam, bu pompa motoru çalışır mı? Çalışmaz. Niye? Sıvı yok, açık. Sıvı yok, açık. Sıvı yokken zaten çalışmasını istiyorum ben. Ne zaman kapanacak bunlar? Sıvı varken kapanacak. Sıvı varken kapansa ne olur? Sıvı varken zaten pompanın çalışmasını istemiyorum ben. Anlaşıldı mı? Şimdi bunları paralel açık kullanalım. Paralel açık kullanalım. Buna alt diyelim. Buna üst diyelim. Yine aynı durum söz konusu. Sıvı yok kazandan, sıvı yokken pompanın çalışmasını istiyorum ama sıvı yok açık, sıvı yok açık. Burada elektrik geçirmez, burada elektrik geçirmez. Öyle değil mi? Sıvı yokken ikisi de açık. Benim işime yaramadı. Kapalılarını kullanalım. Kapalılarını kullandık. Tamam mı? Bakalım ne olacak. Bu da pompa motoru. Pompa motoru koyduk mu? Sıvı yokken kapalı mı bunlar? Sıvı yokken kapalı. Sıvı varken ne olacak bunlar? Açılacak. Sıvı yok kazanda. Kapalı mı? Önce altı düşünün. Alt kapalı mı? Kapalı. Üst kapalı mı? Kapalı. Alıp iki taraftan da geçer pompa motorunu çalıştırır mı? Sıvı yokken pompa motoru bakın çalışmaya başladı. Sonra ne oldu? Önce alt seviye suyu gördü mü? Alt seviye suyu görünce burayı açtı mı? Tamam. Zaten alt seviyenin üstüne çıkacak. Yani su alt seviyeyi gördü, yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Alt seviyeyi gördü ve su yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Nereye kadar devam eder? Üst seviye sensörünü gördüğünde. Üst seviye sensörünü gördüğünde burası açacak mı? Üst seviye sensörünü gördüğünde burası açacak. Durdu mu? Durdu. Öyle değil mi? Alt seviyeyi gördü, açtı ama üst seviyenin paralel kolundan devam etti. En son geldi üst seviye sensörü, üst seviye sensörü suyu gördü ve şeyi açtı. Devreyi açtı, pompa motorunu durdurdu. Tamam, istediğimiz çalışma bu mu acaba? Bakalım, aşağıdan suyu boşaltmaya başladılar.
Öyle değil mi? Aşağı ağızdan su boşaltılmaya başladıktan sonra kim suyu görmüyor ilk etapta? Üst seviye sensörü. Suyu gördüğün zaman kapadı mı? Kapadı. Pompa motoru yine devreye girdi mi? Girdi. Su dolunca yine bu üst seviyeyi açtı mı? Açtı. Motoru durdurdu mu? Durdurdu. Bakın bu çalışmada ne oldu biliyor musunuz? Kazan boşken evet siz bunu devreye aldığınız zaman üste kadar kazan dolduruyor ama üst seviyeye geldi. Şöyle göstereyim. Üst seviyeye geldi. Durdu. Üst seviye sensörü suyu görmediği anda tekrar çalıştırdı. Yani bakın su şu üst seviyede habire altına düştü, boşaltı. Seviyeye geldi. Altına düştü, seviyeye geldi. Altına düştü, seviyeye geldi. Ne olmadı? Aşağıya kadar boşalmadı. Siz habire pompa motorunu devreye gir çık, gir, gir çık, gir çık yaptırdınız. Bunu istemiyorum ben. Su aşağıya kadar gelecek. Aşağı sensörü de arkadaş bende su yok dediği zaman su yukarı doğru çıkacak. O zaman bunu kapalı paralel bağlamak bir benim işime gelmedi. Şimdi tek umudum ne var? Seri kapalı. Kapalı evet. Kapalı ve seri var. Hızlı öfkeliler gibi oldu abi da. Kapalı ve seri var. Şimdi bakalım burada ne olacak? Bakalım burada ne olacak? Alt seviye sensörü suyu görmüyor. Üst seviye sensörü suyu görmüyor. Kapalı kapalı. Pompayı çalıştırdı mı? Pompayı çalıştırdı. Evet güzel. İlk etapta kim gördü suyu? Alt seviye sensörü açtı mı? Açtı. Bu sefer de su alt seviye daha bile gider gider gelir bakın. Alt seviyenin altına düştü doldu. Altına düştü doldu. Altına düştü doldu. Peki şöyle bir şey yaparsam ne olur? Bir tane daha paralel alt seviye kontağı atalım. Hayır. Pompanın buraya mühür değmesini koyarsam ne olur? Bakın şimdi. Tekrar devam ediyoruz. Alt seviyede su yok, üst seviyede su yok. Pompa çalıştı. Dolmaya başladı. Alt seviye sensörü suyu gördü ve kendisini açtı. Açtı ama aşağıdaki mühürleme kontağı alt seviye sensörünü devre dışı bıraktı. Bu sefer pompanın aşağıdaki kapanan kontağı üzerinden enerji sağlamaya devam ediyor. Ne zaman ki, üst seviye sensörü suyu görür açarsan pompa motoru devre dışı kalır, pompa motoru burada kontağını açar ve pompa motoru burada kontağı açtıktan sonra altta açık, üstte açık, pompada duruyor haline gelir. Tamam mı? Hocam kazan boşalmaya başladı. Üst seviye sensörü su olduğu için açık mıydı? Altta açıktı. Üst seviye sensörü su olduğu için açıktı ama seviye üst seviyenin altına düştü. Burayı kapadı mı? Kapadı. Pompa çalışır mı? Hayır. Çalışmaz. Alt seviye ve altındaki paralel olan pompanın kontakları şu an için açık. Su aşağı seviyeye kadar düştü. Su aşağı seviyeye kadar düştüğü zaman da alt sensör kapadı. Şamandıra ne derseniz kapadı. Ve iki kapalı üzerinden pompa devreye girdi. Yine aynı şey. Alt gördü, açtı ama mühürlemeden devam ediyor. Bu bir yöntem. Az önce bir şey demiştim ben size. Bana suyun boş olduğunu, alt seviye dolu olduğunu üst seviye söylüyor demiştim. Buna şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Alt seviye su boş mu diyor. Alt seviye ile setlersiniz. Üst seviye ile de resetlersiniz pompayı. Bakın bu da bir yöntem. Bana suyun boş olduğunu söyleyen neydi? Alt seviye. O zaman setlesin. Peki kazanın dolduğunu söyleyen neydi bana? Üst seviye. O zaman o da resetlesin. Bakın bu da bir yöntem. Anlaşıldı mı? Şimdi o zaman tek başına pompayı ben çalıştırabildim mi? Çalıştırabildim. Şimdi soruya şey getirelim, biraz daha zorluk getirelim. İki pompamız olsun ve ikinci pompa 10 dakika sonra devreye girsin. Tamam mı? Devremizde iki adet pompamız var ve ikinci pompa 10 dakika sonra devreye girsin. Ne yapalım? Birinci pompa devreye girdi mi? Pompa 1 diyoruz artık buna. Bu da pompa 1. Getiririm. Pompa 1'in kontağı üzerinden T37 gibi zaman öncesini devreye sokarım. Zamanını ne istiyorsan, X gibi bir zaman. X gibi bir zaman sonunda T37 X gibi bir süre sonunda getiririm. Pompa 2'yi çalıştırırım. Hocam bu ara su doldu.
Tamam, dolsun. Su dolunca pompa bir devre dışı mı? Evet. Devre dışı. Pompa bir devre dışı kalırsa T37 devre dışı mı? Evet. Devre dışı. T37 devre dışı kalırsa da pompa 2 devre dışı kalır. Evet, iki tane pompayı siz zamanlı olarak devreye almak istiyorsanız bu da işimize yarar. Tamam mı? X 10 dakika, 20 dakika, 50 dakika kazanın neyse veya zamanı ne istiyorsan. Ama benim sorum bu değil. Heh. Bir şey söyleyeyim, onun yerine mesela üst seviye hani sensörü suyu gördüğü zaman açılıyor ya. Heh. Onun yerine mesela üst seviyesi 10 saniye içinde suyu görmedik diyelim. O tarz bir şey var mı? 10 saniye, 10 dakika içinde suyu görmediyse ikinci pompa da veririz. Soruyu değiştirelim. Üst seviye sensörü 10 dakika içinde suyu görmezse üst seviyenin kapalısını kullanırsın. Götürürsün, T37'yi çalıştırırsın. Ama başlangıç şartı içinde yine bir şey koyman lazım. Bak şimdi, senin dediğini anladım. Hocam diyor, şu üstün diyor, kapalısını koy. Götür burada T37'yi koy. Kabul. Bunu diyorsun değil mi? Ama üst seviye sistem devreye girer girmez bu şey olabilir. Yani buraya bir ek şart daha koyman lazım senin. Demek istediğimi anlatabildim mi? Hani bizim kapalı kontak koyduğumuzda veya sıfır, bilmem nereden sıfıra çektiğimizde zaman doğruya önüne bir ek şart koyuyorduk. Olabilir. Olabilir yani birden fazla çözüm var. İlla benim yaptığım doğru veya benim yaptığımdan başka çözüm yok. Size kalmış bu. Tamam. Şimdi soru o değil ki. Bizim soru daha farklı. Soru şu. Devreye girecek ama en az çalışanla birlikte başlayacağız devreye. Şimdi aklınıza ilk etapta şey gelebilir. Hocam, bizim bir zaman bölümümüz vardı, ton R. Ton R ile işte zamanı saydıralım. Şunu çıkarıyorum. Tamam, ton R ile zamanı saydıralım, bakalım. Kim ne kadar çalışıyormuş? Onunla ilgili şuraya bir açıklama yapalım size. T'nin, T zaman. Word'de mi tutuyordu bu? Word hafızalarını tutuyordu T zamanı. Word hafızalarını elde edecek en büyük sayı 32.767 miydi? 67 veya 68'di. 67 idi. Şimdi bakın. Çarpan katsayısı olarak ne kullanabiliyorum? En büyük T37 serisinde 100 milisaniye mi vardı? 100 milisaniye vardı. Yani bunları 2-0 aldım. Elde edebileceğim en büyük sayı 327 saniye. Hadi buna 328 saniye deyin. Tamam mı? 328 saniye. 1 dakika kaç saniye? 60 saniye. Elde edebileceğiniz maksimum zaman 54 dakikadır PLC'de. Bakın PLC'de elde edebileceğiniz zaman değeri en fazla 54 dakikalardadır. 54.6. Şimdi 54 dakika endüstride çok büyük bir zaman değil. Yani bir motor 54 dakika. Bir motor çalışmaya başladığı zaman 7-24 çalışıyor. Günlerce çalışıyor. O zaman ben bunları normal bir zaman bölgesiyle yapamam. Öyle değil mi? Peki ben buraya çok uzun süreli bir zaman diğeri olarak nasıl bir şey koymam lazım? Hı? Var mı fikri olan? Peki şuraya bir tane sayıcı koysam. C1 gibi bir sayıcı koysam. C1 gibi bir sayıcıyı ben saydırsam. C1 sayıcısının yine hafızaları nerede tutuluyor? Word'de mi? 32.767 sayısı kadar bir sayı tutturabileceğim mi ben buna? Peki bu C1 sayıcısına her bir dakikada bir pas verirsem ne olur? C1 sayıcısına verdiğim her bir dakikalık pas aslında bana birer dakika sayması demek. Yani bu nedir toplamda? 32.767 dakika olmaz mı? Eğer pas'ı bir dakikada verecek olursam. Hocam hani bir dakikayı tam doldurmadan motor durdu. Beyler bir dakika çok ciddi bir rakam değil. Endüstri için söylüyorum ben size. Bakın 3000 saatlerden 5000 saatlerden bahsediyorum. Yani bir motorun rulman ömrü
5000, 6000 saat olduğu yerde dakika yaramam. 5000, 6000 saatlere bakın. Bahsettiğimiz bir dakikaya bakın. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Bir dakika bile çok ince bir ayar. Bunu ben normalde 10 dakikalık çalıştırdım. Yani 10 dakikalık periyodik çalışmalarına bakın. Tamam mı? Ama başta kazanın dolma süresini çok kısa verdik. 10 dakikalar, 20 dakikalar gibi değer verdiğimiz için değeri biraz daha kısa tutayım dedim. Artık ben ne yapabildim? 32.767 dakikalık bir zaman rölesi elde edebildim mi aslında? Beyler, piyasa içerisindeki zaman rölesi dediğiniz şeyler de aslında bir sayıcıdır. Eğer siz bir sayıcının önüne 1 saniyelik parç koyarsanız neyi sayacaktır bu? Birer saniye. Örneğin T37'nin çarpan katsayısı ne? 100. Çünkü T37'nin aslında bir sayıcı ve her parçasını 100 milisaniyede alıyor. Tamam mı? Yani T37 dediğiniz şey de aslında sizin bir sayıcı. T37'nin çarpan katsayısı ne? T37'nin çarpan katsayısı T37 diyelim. Bunun çarpan katsayısı 100. Tamam mı? Şimdi ben buraya bir saniye yazmak için ne koyuyorum? 10. 10 yazdığım zaman bu ne oluyor? 1, 2, 1000 milisaniye mi oluyor? Aslında bu 100 milisaniyede bir 100 milisaniyede bir Paysian sayıcı. Anlaşıldı mı? 100 milisaniyede bir Paysian. 100 milisaniyede bir Paysian 10 tane Paysian'ın zaman 1 saniye oluşuyor. Tamam mı? Ha, ne oldu? Şeyine çözünürlüğü 100 milisaniye değil veya 1 milisaniye, 10 milisaniye değil çözünürlüğü. Çözünürlüğü 1 dakika olan Paysian'ın sıklığı 1 dakika olan bir tane zaman rölesi elde ettim ben. Neden elde ettim bunu? Sayıcıdan. Anlaşıldı mı? Şimdi işin bu kısmını yapalım. Peki her 1 dakikada bir Paysian'dan bunları nasıl verdireceğim? CM kontrol kullanabilir miyiz? Bak şimdi onu nasıl yapacağız? Şurada bir sisteme ait, şu anda bilmiyorum, adını biraz sonra göreceksiniz. X gibi bir kontağım var. Burada bir kapalı kontağım var. T37'yi 10 dakika içerisinde girip girmediğine bakacağım için kullanacağım. Hani 10 dakika içerisinde girmiyorsa dedik ya. O zaman burada T38 gibi bir zaman rölesi kullandım. T38'i ben 1 dakikalık şey yapabilmem için, zaman rölesi yapabilmem için değer olarak ne vermem lazım lan? 600 vermem lazım. Niye? 1 dakika 60 saniye 61, 2, 3 milisaniye çarpan katsayısı 2 olduğu için 600 vermem lazım ki buna 1 dakikalık şey olsun, kaç süreteci olsun. Peki 1 dakika sonra bunun resetlenebilmesi için bu kontağın ne olması lazım? Kapalı kontağın? T38'in kendi kontağı olması lazım. Bunu daha önce bir örnekte çözmüştük sizinle. Ne olacak biliyor musunuz? 1 dakika sonra, 1 dakikayı saydım mı? Saydım. 1 dakikayı sayınca açtı mı? Açtı. Açınca sıfıra düştü mü? Düştü. Kapadı mı? Kapadı. Saymaya başladı mı? 1 dakika oldu, açtı. Açınca neyse kesildi, sıfıra düştü, kapadı tekrar. Her 1 dakikada bir pıt 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 size pulse verecek bu. Anlaşıldı mı? Şimdi bu pulse rötecini yaptıktan sonra biraz baştan sonundan gidiyoruz ama tekrar problemin bir başına dönelim. Şimdi alt seviyede su, üst seviyede su yok. Sistem çalışacak. Peki hangi motorla sistem çalışacak? Bilmiyorum. Hangi pompa motoruyla çalışacağını şu an için bilmiyorum. Niye bilmiyorum? Birinci pompa da küçük olabilir. Yaşlı olabilir veya uzun çalışmış olabilir. İkinci pompa da yaşlı veya uzun çalışmış olabilir. Bilebiliyor muyum ben? Bilemiyorum. O nedenle burada ben bir yardımcı role kullanmak zorundayım. Diyorum ki merker 1.0'ı devreye alayım. Merker 1.0 ne yapacak? Merker 1.0 diyecek ki pompalar çalış. Merker 1.0'ın yaptığı iş pompalara çalış demek. Şimdi hangi pompa devreye girecek ona bakacağız. Getirelim. Merker 1.0 mıydı? Getirelim pompa 1'i. Pompa 1 ile pompa 2'yi devreye alalım. Hocam hani sıralı girecek bir durumda sıra işi yapacağız. Tamam mı?
Peki pompa 1 ve pompa 2 çalışırken ne yapsın? Pompa 1 ve pompa 2 çalışırken kendilerine ait sayma işlemlerini de yapsınlar. Yaşlarını öğrendiyiz ya biz bunları, çalışma yaşlarını. Gelelim buraya. Şimdi diyelim ki pompa 1 varken T38 farz üretsin bana, C1 sayıcısı çalışsın. Sayısal değer ben buna 0 veririm, 3 veririm, 5 veririm, 7 veririm. Bana burada C1'in kendisi lazım değil. Yani C1'in kaça kadar sayacağı lazım değil bana. Tamam mı? Peki burada bir de reset ucu var. Şimdi biraz daha uzun çizelim. Durun şimdi, daha resete gelmedik. Parça parça gidiyoruz ya. Daha resete gelmedik. Şuradaki sayma değerlerine 0 verin. Hiç fark etmez. Çünkü ben şeyi karşılaştıracağım. Sayma değerlerini karşılaştıracağım. Öyle değil miydi? Karşılaştırma kontağı kullandığımız zaman zaman örelerinin değerlerine bakıyor muydu? Bakmıyorum. Sayıcılarına bakmayacağım. Benim için o an saymış olduğu değer önemli. Buraya neyi koyuyorum? T38'e. Yine bu pompa 1. Pompa 2 olsun. Yine T38'in kontağını koyacağım. Bu da ikinci motorun süresini sayacak. C2. Yine burada bir reset ucu var. Yine sayma değerine 0 vereyim. Fark etmez. Bakın ne oldu şimdi. Olay şu. T38 her bir dakikada bir pulse veriyor mu? Her bir dakikada T38 pulse veriyor. Bir dakika sonunda ne oldu bakın. T38 bir dakikaya geldi mi? Geldi. Aşağı indi bu kontağını kapadı mı? Kapadı. Aşağı indi bu kontağını kapadı mı? Kapadı. Döndü başa. Tekrar başa döndü. Döngü halinde değil miydi benim programım? Geldi baktı. Aa T38 burası açık. Öyle değil mi? Açtı burayı. Sıfır oldu mu? Oldu. İndi aşağıya, sıfır olunca burayı kapadı mı? Kapalıydı açtı mı? Açtı. İndi aşağı, bura kapalıydı açtı mı? Açtı. Yine bir dakika da oldu. Bir dakika sonra da burayı kapadı. Burayı kapadı. Sayılar bir arttı. Döndü. Burayı açtı. Sıfırladı. Bir sonraki çevrimde burayı tekrar açtı. Ne oldu? T38 bir dakikayı gördüğü andaki çevrimde kapadı. Bir sonraki çevrimde açtı. Ama benim sayıcım için bir çevrim bunun kapalı olması yeterli. Öyle değil mi? Sayıcım bir arttı mı? Arttı. Sayıcım bir arttı mı? Arttı. Hocam iki sayıcı da devreye giriyor. Hayır. Eğer pompa 1 motoru devreye giriyorsa bakın bu sayıyor. Şu kontak her bir dakikada bir kapanabilir. Kabul. Aşağıdaki T38 de her bir dakikada bir kapanabilir. Kabul ama sayma işlemini yapabilmesi için bu kontakların da kapalı olması gerekmiyor mu? Eğer pompa 1 motorum çalışıyorsa T38 bir dakikada bir sayıyı arttırır. Eğer pompa 2 motorum çalışıyorsa T38 bir dakikada bir aşağıdaki şeyi sayıcıyı ne yapar? Bir arttırır. Motor çalışmıyorsa sayısal değerlerde bir değişiklik olmaz. Niye? Buralar açık. Anlaşıldı mı? Burayı herkes anladı mı? Niye öyle bakıyorsunuz boş boş? Tekrar sayıcı kısmına dönüyorum. Sayıcı kısmını herkes anladı mı? Nasıl bir dakikada bir pas verdiğine. Ben anladım. Niyazi'den başka kafayı sallayan kaç kişi var bir görebilir miyim? Daha sonra da bunun önüne karşılaştırmalı kontak koyacağız. Aynen. Hangisi? Aynen. 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 Şimdi bakın. Kaçı sayıyor bu? 600'ü. Ne zaman girecek bu devreye? Artık o şartı da koyduk. Kazanlar, kazan boşken, motorlar çalışırken, yani merkez 1.0 varsa, merkez 1.0 devreye girdiyse pas üretmeye başlasın. Merkez 1.0 ne demek? Merkez 1.0 kazan boş, dol demek. Öyle değil mi? Merkez 1.0 ne zaman devreye giriyordu? Kazanlar boş olduğu zaman devreye giriyordu. Kazan boş olduğu zaman devreye giriyordu. Yani motorlar çalışması gerektiğinde devreye giriyordu. Şimdi geldi. Kapalı, kapandı mı kazan boş olduğunda? Kendi kapağı üzerinden gitti mi? Saymaya başladı mı? Saymaya başladı. 599. Durum bu mu? Bu. 600 oldu. 600 olunca 600 nerede oldu? T38'de oldu. Dönüp kendi kontağını açmaz bakın T38 oradakine. Neydi? Yazılım nasıl giderdi? Şu şekilde gitmez miydi? Şimdi bakın şurada bir iş oldu. Siz aynı çevrede burayı sorgulatmaya kalkıyorsunuz. Yapmaz. Neye geçer? Aşağıya geçer. Peki burayı ne zaman görür? Ancak
yazılım başa döndüğünde döngü haline çalışmıyor mu PLC? Şimdi geldi de 238, 600 oldu mu? Oldu. İndi aşağıya, 600 olunca burayı kapadı mı? Kapadı. Sayı bir arttı mı? Arttı. İndi aşağıya, 600 olunca burayı kapadı mı? Kapadı. Sayı bir arttı mı? Arttı. Döngü başa döndü. Geldi burayı açtı. 600 neye döndü? Sıfıra. Öyle değil mi? İndi aşağı. 600 sıfıra dönünce burayı ne yaptı? Açtı. Aşağıya ne yaptı? Açtı. Döndü. Sıfır gördü mü? Kapadı. Ve deminki gibi yine saydırmaya başladı. Anladınız mı? Şimdi gelelim sayıcılar ne zaman devreye girer? T38 bir dakikada bir kapar. İkisinde de kapar. İyi de T38 kapaması benim için önemli değil. C1 ve C2 sayıcıları ne zaman devreye girecek? C1 birinci motor devredeyken sayma işlemi yapacak. C2 ikinci motor devredeyken sayma işlemi yapacak. Öyle değil mi? O zaman eğer pompa 1 devredeyse C1'i saydırayım kardeş, bura kapansın. Eğer pompa 2 devredeyse de C2 saysın, bura kapansın. Öyle değil mi? Şimdi bu şartları saymazsak ne olur? E2 pompasında sayıcısı Merkel devreye girer. Merkel tabire saymaya başlar. Hayır kardeşim, girmedi motorlar devreye. Hangi motor devreye giriyorsa o zaman sen say. Dediğim şey bu. Hocam ilk çevrimde ne olacak peki? Hangi ilk çevrimde? C1 ile C2 sıfır. Hangisi ilk önde girecek? Bakacağız ona. İlla ki karşılaştırmada birine eşit koymak zorundasın orada. Burada illa ilk çevrimde sıfır olmasına gerek değil. Öyle bir yerde durdu ki motor. İkisi de örneğin 5600. İkisi de 5600. İkisi de mesela 800. Hangisi girecek devre? Öyle değil mi? Bir yerde illa karşılaştırma kontağı koymanız lazım. Şimdi... Eşittir koymak lazım. Eşittir koyacağız. Şimdi... Ne yapmıştık? Motorları devreye sokmuş muyduk biz? Motorları devreye sokmuştuk. Pompa 1, bu da pompa 2. C2 büyük C1 ise veya C1 büyük C2 ise bunlar devreye girecek. Bakın şimdi. Pompa 1 ne zaman devreye girecek? Pompa 2 daha yaşlıysa. Öyle değil mi? Pompa 2'nin yaşlı olması demek ne demek? Sarma sayısı pompa 2'nin büyük olması demek. Veya pompa 2 ne zaman devreye girecek? Pompa 1 yaşlıysa devreye girecek. Öyle değil mi? Pompa 1 yaşlıysa devreye girecek. Pompa 1'in yaşlı olduğunu ben nereden anlarım? Pompa 1'in sayma sayısının büyük olmasından anlarım. O zaman bir devreye girebilmesi için C2'nin C1'den, iki devreye girebilmesi için de C1'in C2'den büyük olma şartı lazım. Ama demin de sorduğunuz gibi hocam ilk çalışmada ikisi de sıfırsa ne olacak? Veya onu geçecek, ikisi de 600 dakikada kaldı. Ne olacak? Eşit. Ne C2 C1'den büyük, ne C1 C2'den büyük. Bunu bozmak için buraya bir yere eşitlik koymanız lazım. Ben buraya koyayım. Ha, istiyorsanız aşağıya koyun. Çok da önemli değil. Tamam mı? Şimdi bakın neler olacak burada. Devreye girme sırasında bunu koyduk, tamam oldu değil. Sıkıntılarımız var. Başladık mı? Şimdi örneğin pompa 1 devreye girdi mi? Pompa 1 devreye ne zaman girdi? C2, C1'den büyük olduğunda. Örneğin bura 600, bura 500 mü? Veya 595 girer mi? Girer. Peki, pompa 1 devreye girerse C1 sayısı artmaya başlar mı? Başlar. Bu da geldi, 601 oldu. Tam tersi olacak, pompa 2 devreye. Durdunuz, anladınız mı? 600'e geldi. Tamam, 600'dü, 595'ti. Pompa 1 girecek, pompa 1 neyi saydıracak? C1'i saydıracak. C1 595'ten 601'e geldi mi? Geldi. Bu şart bozuldu mu? Bura durur mu? Durur. Aşağı şart sağlanır mı? Evet. Aşağı şart devreye girer mi? Girer. Ne oldu? Aşağı şart devreye girdi. Nasıl girdi? 601'e 600 girdi devreye. Tak. Bura 602 olacak.
yukarı girecek. 603 olacak, aşağı girecek. Her bir dakika demin motorlar tık 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 devreye girip çıkacaklar. Niye? Şark bozuluyor. Anlaşıldı mı? İyi de sayı bir arttığı zaman şark bozuluyor. Aşağıya geçiyor sıra. Aşağıda sayı bir arttığı zaman şark yukarıya geçiyor. O zaman bunu engellememiz lazım. Şimdi akla ilk gelen şey ne? Akla ilk gelen şey şu. Şu sayıları silelim. Hocam birbirlerinin önüne kapalı sıfır koyalım. Olur. Hay hay. O zaman hiç çalışmaz. Olur mu? Çalışıyor. Pompa 2'nin pompa 1'in kapalısı. Hocam ne oldu? Şartı bu yakaladı mı? Yakaladı. Şartı bu yakalayınca pompa 1 şartı yakalayınca çalışırken aşağı fontanı açtı mı? Ama duruyor. Açtı. Aşağı devreye girmez hocam. Kabul. Aşağı devreye girmez. İyi de eşitliği bura bozuyor. Bozuldu anda duracak. Eşitlik bozuldu mu? Bozuldu. Durdu mu? Durdu. Zaten burayı kapadı geri. Anlaşıldı mı? Hani ileri geri veya yıldız üçgenin önlerine birbirlerinin kapalısını koyduğumuz gibi bir şey değil bu. Sayı bir arttı. Bura durdu. Bura durunca bura kapadı. Bura kapayınca bunun artık çalışması için sayılar da uygun. Herhangi bir önlem olmadı. Ne yaparız? Başka? Akla gelen bir şey var mı? Hocam setlensin. Setlensin. Üst seviyeyi gördüğü zaman da set bozulsun hocam. Olabilir. Bu da bir yöntem. Peki. Şu cebi yukarı çekeyim. 1 ile 2 ile yapsam ne olur mühürleme? Bakın ne oldu? Şark yukarı yakaladı mı? Yakaladı. Yukarı çalışmaya başladı mı? Başladı. Yukarı burada kontağını açtı mı? Açtı. Hocam şark bozuldu. Tamam kabul, şark bozuldu ama şartı devam ettiren kim var? Mühürleme kontağı. Aşağıdaki mühürleme kontağı var. Anlaşıldı mı? Veya şartı aşağısı yakaladı ilk devreye girme sırasında. Hocam C1 büyüktü, tak bu devreye girdi mi? Girdi. Bu şart bozulsa dahi pompa 2 devreyi çalışmasını sürdürür mü kendi mühürleme kontağı? Sürdürür. Bu devreye girdiğinde bura açtığı için de bunun devreye şu şart sağlansa dahi bu devreye girer mi? Girmez. Bakın. Sayı artmaya devam ediyor mu bu ara? Bakın sayı artmaya devam ediyor. Anlaşıldı mı? Sayı artmaya devam ediyor. Tekrar aşağısı yakaladı diyelim. Tamam mı? C1'i C2'den büyük yakaladı. Pompa 2 girdi mi devreye? Girdi. Pompa 2 girince sayı değiştirmeye başladı mı C2? Şart ortadan kalktı mı? Kalktı ama bu devreye girer girmez. Kendini mühürleyip burayı da açtı. Öyle değil mi? Bu devreye girer girmez. Buradan kendini mühürledi, burayı da açtı. Şimdi şart buna döndü. Pompa 2 çalışmaya başladı mı? Pompa 2 çalışmaya başlayınca C2 büyük hale geldi mi? Geldi, şart buna döndü ama şuradaki kontak açıldığı için bu devreye giremeyecektir. Anlaşıldı mı? Daha sonra ne oldu? Merkezci 1.0'ın çalışması bozuldu. Niye? Kazan şey oldu, adını siz getirin, boşaldı. Merkez burayı açacak mı? Açacak. Burayı da açacak mı? Açacak. Bu ikisini de açtığı için merkez. Kompo motoru hangisi çalışırsa çalışsın duracak mı? Tamam. Hocam. Bizim 10 dakika yalan oldu. Kazan bozuldu ama boşalınca değil, kazan dolunca şart bozuluyor. Şey tamam, kazan doldu boşaldı, özür. Açtı, pompalar devre dışı kaldı. Bizim bu 10 dakika sonra devreye girmesi ne oldu? Onu yaptı. Şimdi onu ekliyoruz buraya. P37 koyacağız. Evet. Şimdi yine şart ne? Pompaların çalışması 1.0. Kimi sokacak devreye? T37'yi sokacak. T37 10 dakika mı sayacaktı? 10 dakika. 6 dakika. Evet. 10 dakika dediğin şey ne? 1 dakika kaç saniye? 60. 600 oldu mu? Bunun çarpımı neydi?
100. Pardon, tekrar söylüyorum. 600 saniye oldu mu? Kaç milisaniye bu? 600 bin milisaniye. 2 sıfırını atıyorsunuz. Size ne kalıyor? 6000. Tamam. Şeyi saysın bu. 10 dakikayı saysın. 10 dakika sonra ne olsun? Diğer motoru devreye. Diğer motoru devreye alsın. Çok güzel. Hangisi diğer motor? Hangi? İşte ona şart koyduk. Hangisi diğer motor beyler? Dön bu tarafa. Bunlardan hangisi diğer motor? Şey yapacağız hocam. İkisinden herhangi biri çalışabilir. Peki. Çalışanı bir daha çalıştırsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Aynen. Çalışanı tekrar çalıştırdığın zaman bir şey olmaz ki. Zaten çalışıyor. O zaman ben her ikisine de T37'nin açığını getirip atabilirim. Taşırıya attım. Karışacak ama. Ne oldu? 10 dakika sonra T37'nin iki kontağını kapadı. Yukarısı çalışıyordu. Zaten çalışıyordu. Aşağıya soktu devreye. Aşağı çalışıyordu. Zaten çalışıyordu. Yukarıyı soktu devreye. Anlaşıldı mı? Fark etmez. Çalışanı çalıştırsın zaten, sorun değil. Ama öbür türlü ya hangisi çalışıyordu, hangisinin önüne koymam gerekti. Tekrar aşağıya bir sürü kontak kombinasyonu yapmanız lazım ki çalışmayanı bulasınız. Gerek yok. Anlaşıldı mı? Gerek yok. Ne oldu? Çalışanı da çalıştırsın. Hocam kazan doldu, T37 çalıştırıyor. Kazan doldu da Merkel buradan açtı. İşin enteresanı Merkel T37'yi de açtı. Hiç fark etmez. Yani kazan dolduğu anda T37 zaten devre dışı kalacak. Zaten spontan açacak. T37 burayı açması haricinde Merkel'ler yine zaten buradaki iki kontağı devreyi, Merkel oradaki iki kontağı zaten devreyi açacak. Ha, bu sistem tamam. Hocam, motorlar öyle bir çalıştı ki 32.767'yi C1 gördü. Arkasından C2'de 32.767'yi gördü, ne olur? Sayma işine devam etmez, orada kalır sayıcı. Tamam mı? O sayıya geldiğinde reset bassın kendine. He, reset attırmam lazım. Yani şu. Az önce reset tuşlarını açık bırakmıştım ya. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? C1 eşit 32.767, git reset bas. C2 32.767, git reset bas. Eşit. İyi de mantıklı değil ki. Niye mantıklı değil? Bir tanesi gördü. Kendine reset'i bastı. Bu sıfırdan başlayacak işleme. Bu da 32 bin bilmem kaçlarda, 30 binlerde devam edecek işleme. Mantıklı değil. Anlaşıldı mı demek istediğim? Yani bu zaten doğal olarak büyük kalacak yanında. Hocam, o zaman reset attırıyorsanız ikisine birden reset attırmanız lazım. İkisine birden eşitlik koyalım. İkisine birden reset attırmanız lazım. Niye? Ya sayılardan biri tamam ulaştı. Sayılardan biri ulaştı, reset olanı atarsanız bu sıfır olacak, diğeri 32 bin küsürlerde olacak. Yine oldu. Halbuki aradaki fark neydi? Örneğin biri, şöyle söyleyeyim. Biri 32 binde, tamam mı? Ondan sonra öbürü de 32.050'de. Aradaki fark ne? 50. Tuttu bu kendine reset attı, sıfırladı. Aradaki fark 50'ydi, şimdi oldu 32.000. Anlaşıldı mı? Hata yaparsınız. O yüzden eğer bir reset atıyorsanız burada, ikisine birden reset atmanız lazım. Bu da nedir? C1 eşittir 32.000 diyelim. C2 eşittir 32.000 diyelim. Tamam mı? Gelsin Merkel, adını size getirin, 1.0 çalıştırsın, ikisi birlikte Merkel 1.0 çalıştırsın, bunların ikisine de reseti Merkel 1.0 atsın. O zaman da şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Ne? Biri 32.000'i gördü ama diğeri daha 16.000'de misal. O sürekli çalışıyordu, o durmadı motor. Bu sefer Merkel 0.1 çalıştığı için bir resetlenecek, aradaki o fark ne olacak hocam? Bir dakika şimdi, bir daha söyle. Hocam bir motor şimdi çalıştı. He. Ama havuzun muşlukları açıktı, bu havuz dolmadı. Tamam, motorun biri örneğin C1
32.000'de. Diğeri de diyelim 25.000'de olsun. C2'de. Bu şart sağlandı, reset bastı. O aradaki fark ne olacak? Aradaki fark ne? Hocam orada 7.000'lik bir fark var. Tamam, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. 7.000'lik fark demek ne demek? 7.000 dakika mı yapar? Evet. 7.000 dakika böyle bir sistemde değil bir zaman. 7.000 dakika kaç saate gider otur hesapla. Anlatabildim mi? Bu motorlar arasındaki çalışma 3-5 saate geçmez. Anlatabildim mi? Yani çünkü bunlar şeyli giriyor devreye. Periyodik giriyor devreye. Yani yaşlandı bu girdi, yaşlandı bu girdi. Böyle bir şeyi bulamazsın hiçbir zaman. 32.000 gibi çok büyük bir değeri bulamazsın. Demek istediğim anladın mı? Yakın gidecek. En fazla hadi olsun olsun aralarındaki 3 saat 5 saat olsun. Tamam mı? 3 saat 5 saatteyken ben bunu resetlerim. 3 saat 5 saat çok ciddi bir rakam değil. Hocam onun yerine şöyle yapsak. C1'i resetine C1 eşittir 32.000, ona seri olarak da C2 eşittir 32.000 olarak yapsak. Aynı yerde yakalayamazsak bunları. 32'den büyük yaparız. 32.000'den büyük eşittir yaparız. Seri olarak. Ha ne oldu? Bak şimdi Abdullah. Ne oldu? Ben burada reset attıktan sonra sıfırladım sistemi. İşte birinin 3 saatini yedim. Örneğin. Sen reset atmadan önce birinin örneğin 3 saatini yedin. Yine bir şey değişmeyecek çok fazla. Anlaşıldı mı? Danla sen bir şey diyordun. Hocam hani ikisinin aynı anda reset atmasını istiyorsa mesela C1'e mesela 32.000 yazdık. C2'ye de o reset kontağını mesela C1'in ikini koysan hani açığını. C2 attığında o da tutulacak, o da tutulacak. Öyle olmalı. Ya biraz daha düşün onu. C2 mi lan C2 mi? Birbirlerini reset etmedin diyor. Başka? Burada şey söylemiş, çocuğa merkez 1-0 yazdık, o yanlış oldu diyor. Aşağıda merkez 1-1 diye düzelt. Bu sürekli değişecek. Ha 1.1. Ha 1.1 oldu. Yönet hakkını düşünüyorum. Bir de şuradaki ürünlemenin ismini yazdık. Nerede? İlk baştaki ne? Merkez 1.0. Başka? Kendi içinden niye söylüyorum, bana söylesene. Bana da bunu söyle. Niye öyle düşünüyormuş? Vallahi uğur kalbi yok kadın ha. Başka? Ben size bir sorabilir miyim hocam? Buyur Emre'cim. Şimdi biz burada iyi güzel bir yaşlanma şey yapıyoruz da. Mesela şimdi bunlar mesela öyle çalışmasında yani bu kadar şeyi yapacağımızda şey yapsak olmaz mı diye düşündüm. Tamam. O şeyi bir açıklarsan memnun olacağım. Emre, bir soru çıkmaz. İki. Ben size elektrik makinelerini anlatırken en arkasında S1, S2, S3, S bilmem S10'a mı S12'ye kadar giden çalışma sınıflarından bahsetmiştim. Anladın mı? Tamam. S1, S2, S3, S4 çalışma sınıfları içerisinde öyle bir sınıf vardı ki bir tanesi başlıyordu, baştan sona çalışarak gidiyordu. Bir tanesi çalışıyordu, duruyordu, durduktan sonra gövdesi soğuyacak kadar vakti oluyordu. Bir tanesi de çalışıyordu, duruyordu ama durduğu zaman gövdesi soğuyacak kadar vakti olmuyordu. Tamam mı? Onlara tekrar aç bak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer bir motor çalışıyor, duruyor ve gövdesi soğuyacak kadar vakti olmuyorsa onun konstrüksiyonu ve onun maliyeti biraz daha pahalıdır. Anlatabildim mi? Bir, ikincisi motorları devamlı devreye sokup çıkartmak. İkisi birden devreye girerse ne olacak motorların? Devreye girdi, işaret etti, ikisi birden çıktı. Devreye girdi, işaret etti, ikisi birden çıktı. Bakın 10 dakika içerisinde eğer dolarsa ikincisi girmiyor devreye.
Dikkat ettin mi? Yani illa hepsi aynı anda girecek diye bir şey yok. Belki 10 dakikadan önce o doldurdu. Niye? Aşağıdaki şey boşaltma az. Aşağıdaki boşaltma az olursa 10 dakikada doldurdu. Öbürü hiç duymadı bile o olayı. Boşluğu. Anlatabildim mi demek istediğimi? Bir motoru devreye sokup çıkartmak, motor her devreye girdiği sırada 6 misli veya şöyle söyleyeyim, 4 ila 6 misli arasında akım çekiyor muydu? 4 misli çektiği zaman 4 kere 4, 16. Akımın karesiyle 6 çektiği zaman 6 kere 6, 36 misli içerisindeki termik ısı artar. Anlatabildim mi? Yani motoru devamlı devreye alıp bırakmak istenen bir durum değildir aslında. Nedir? Motor çalışsın, çalışmasını sürdürsün. Veya motor duruyorsa da gövdesi adam akıllısı olsun. Anlaşıldı mı? Yani ben mecbur kalmadıkça diğer motoru çalıştırıp devreye alıp devreden çıkartmak istemem. Motorlardaki en büyük sıkıntılar da motorun ilk devreye girişi anında yaşanır. Tamam mı? Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Biz hep böyle yapıyoruz da mesela hani bir şey oldu, o anında bir ağrı oldu, bir şey patladı, bir şey yaptı. O zaman ne için Emre manuel bir şey koyuyoruz, ne bir şey koyarız Emre. Şimdi normalde Emre, normalde bunlara manuel koyup şey yaparız, manuel anahtar atarız. Manuel anahtar attığında ne yaparım ben? İşte birilerini devreden çıkarırım, birilerini devreye alırım. O zor iş değil de, şimdi ben bir de bu sorunun üstüne onu eklersem, şimdi ben bu tahtayı sileyim, bunun aynısını yapın diyeyim, şurada yapabilecek adam var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi de ben bir de manuel butonlarını bunun üstüne ekleyecek olursam ne olacak? Ben sizi düşünüyorum Emre, tamamen enerji yanlısıyım ben. Ya. Ama yapıyoruz yani, standart yaptığımız o. Mutlaka manuele geçelim. Olur. Kesinlikle olmaz. Hatta bir soru daha var, bugün veya yarın, şey haftaya olabilir. Orada manuel butonlarını koyacağız. Aklıma geldi böyle bir şey soracağım sizin ama hani bunun üstüne ilave edersek sıkıntı. Ya bizim garaj kapısı onu yapmıştık aslında. Manuel sistemi kesilmişti garaj kapısı. Hatırlıyorsunuz da. Kumanda notlarınızda da var. Kumanda örnek problemleriniz de var beyler. Kaçıncı şimdi? Birinci soru muydu? Tamam, var mı? Teşekkür ettik beyler.